Peki sonra işte bu bunları düşünerek bu kardeşim camiye geliyor. Namaza başlıyor, Fatiha okuyor, işte namazdan zevk alabilmesi için de şunlara dikkat etmesi gerekiyor. Kimin huzurunda? O Allah bizi huzuruna kabul etti. Peki her namazda Fatiha'yı okuyoruz. Kim okuyor? Kadın okuyor, yaşlı okuyor, çocuk okuyor, imam okuyor. Herkes Fatiha okuyor. Yani Fatiha bütün insanlığın ortak halini Allah'a arz metnidir. Yeryüzünde böyle başka bir metin yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın dili farklıdır, devlet dili farklıdır, işte çobanın dili farklıdır, babanın oğluna dili farklıdır, eşin, kocasına dili farklıdır, yani kadının dili farklıdır. Ama öyle bir lisan ki, Bangladeş'te de Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorlar. İngiliz Müslüman olunca o da elhamdülillahi rabbil alemin diyor. kabe i muazzamın etrafında bakıyorsunuz kiminin rengi siyah, kimin beyaz, kimin sarı ama hepsi rapça konuşuyor. Elhamdülillahi rabbil alemi. Aynı lisanla, yeryüzünde yok böyle bir şey. Farklı ırklar, farklı coğrafyalar, farklı desenler, farklı yüzler ama aynı lisan, aynı yalvarış, aynı yakarış. Allahu ekber, elhamdülillahi rabbil alemin. Onun için Üstad Necip Fazıl Arapçaya Rabça der. Yani Allah'ın lisanıyla, Kur'an-ı Hakim'in lisanı, bilisanin arabiyyin mubin. Yani Kur'an-ı Hakim'in apacık Arapça olan o Kur'an-ı Hakim'in lisanıyla Fatiha ki o lisanda onunla Cenab-ı Hakk'a yalvarıyoruz. Peki ne diyoruz? Önce Elhamdülillah Rabbil Alemi. Huzurdayız. Evimiz önde bağlı. E, kemal Edeple duruyoruz. Diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemi. Zevk alamayan kardeşim bunları düşünecek. Ya Rabbi sen sadece Arap'ın, Türk'ün, Kürd'ün, İngiliz'in değil, alemlerin Allah'ısın. Rab mürebbi terbiye eden demek. İşte sen o Rab'sın, ben de senin huzuruna geldim. Şimdi biraz önce okuldaydım. Okulda yanlışlarım oldu, işte yanlışlarım oldu babaydım, çocuğuma karşı hatalarım olmuş olabilir. Eştim evde söz, sesim, sesim haksız olmama rağmen yükselmiş olabilir. İşte bütün bunlardan e, tövbe edip de huzuruna geldim. Terbiye olmaya geldim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çünkü sen mürebbisin. Alemlerin mürebbisi. Alemleri terbiye eden sen. Yani bir karınca var. Yavrusunu beslemeyi ona öğreten sensin. Bir buğday toprağa düşünce o arpa olarak boy vermiyor. Afrika'daki toprakta da, Asya'daki toprakta da hep o buğday oluyor. Onun içine bir gen mühendisi koydun, şaşırmadan milyonlarca sene aynı ödevi yerine getiriyor. Onu sen terbiye ettin. O halde bende ruh var, nefis var. Şimdi bu nefsimi de o karınca gibi, buğday gibi nasıl onlar istikametten çıkmıyorlar? Kainatta var olan her şey durmadan, duraksamadan seni tesbih ediyorsa ben de o tesbih ödevini almaya geldim ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşte sayıyoruz sonra. Errahmanirrahim, Rahman, Rahim, Maliki Din, Din gününün sahibi, başka kimse konuşamaz. Söz sende, hüküm sende. Şimdi e, biliyorsun ki sizi bu kurtaracak. E, kim? İbrahim, e, Bilal kardeşim kurtaracak. E başka birisine gider mi? Yani şimdi sizin e, milyon dolarlık bir borcunuz var. İbrahim kardeşim hasbi olarak onu tekeffül ediyor. Ben vereyim diyor. Artık başka birisine gitmezsiniz. E, Bilal kardeşim sen bunu karşıla dersin. Karşılıyor. E, o da gönül koymasın dersin. Bütün bunları yapsın diye. Maliki yevmiddin. Rahman o. Rahim o. Rabbul alemin. Alemlerin mürebbisi o. Eh, ahirette o hesap gününün maliki sahibi de o başka anlamlar da verebiliriz. O halde bana ne düşer? Sen buysan ya Rabbi, bu sıfatlar, bu isimler, bu e, duruşlar sana aitse ya Rabbi, o halde ben de şunu söylerim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Asla senden başkasına ibadet etmem. Etmeyiz ya Rabbi. İyyâke na'budu ve iyâke Sadece senden yardım ister, sadece sana ibadet ederiz. E, ee, Ebul Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyh, e, Nedbetul Ulema'nın eski e, imamlarından e, vefat etti biliyorsunuz. Mütefekkir, alim, muhaddis, e, bir alimin Rabbani'ydi o. Hocalarından bahsediyor. Yani hocalarının hocalarından rahatsızlanmış, Değerleyen bir yaşı var, 80 küsur yaşında. E, talebeleri koluna girmişler, onu alıp bir Budist doktora götürmüşler. Budist doktor onu tedavi edecek, avluda bekliyor, içeriden çıkıyor, kapıda putlar var, putlara ibadet ediyor. Sonra bunun yanına geliyor, e, talebelerine diyor ki hadi alın beni eve götürün hocam diyorlar tedavi olmak için şu kadar kilometreden geldik, yolları açtık, yürüyemiyorsunuz, araba yok. İşte onlar e, ona koluna girip de o halde belki ayaklarını sürükleye sürükleye o kadar mesafeyi kat etmesine yardımcı oldular. Hayır diyor, akşam ben namaz kılacağım. Namazda Rabbime yine söz verecek. Vitir namazında İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Bütün namazlarda bunu söyleyecek yani Fatiha'daki bu ayeti okuyacak ama bir de vitir namazında ve nahla'u ve netruku men yefcuru sana isyan edenleri terk etmeye onlardan uzaklaşmaya dair ahdim var, sözüm var, söz veriyorum ya Rabbi her vitirde diyorum kunut duasını okurken peki ben putlara tapan ona secde eden adamdan medet umuyorsam yarın akşam Rabbime hangi yüzle ben sana isyan edenleri terk ediyorum, onlardan uzaklaşıyorum diyebilirim. Yani namaz böyle bir söz verme hali. Kime söz veriyoruz? Maliki Yevmiddin'e, Rahman ve Rahim olana, Rabbul Alemin'e söz veriyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İhdine sırâtal müstakîm. Ya Rabbi ben bu yollarda yalnız yürüyemem. Beni sırat-ı ulaştır. Hem öyle bir ulaştır ki sırat kelimesi şöyle aslında sin nedir sonra işte bir takım değişikliklerle sat oluyor Arapçanın özelliğinden dolayı böyle yolda insan yürürken sırat e, dümdüz bir yola baktığınız zaman e, yürüyen bir adam uzaklaştıkça sizden ufka doğru gittikçe sanki yol onu yutar kaybolur yolda sırat yutan içine alan demek insanı yutuyor sıratal mustakim. mustaqim bu yol ya Rabbi Beni içine alsın, yutsun beni İslam. Sırat-ı müstakimin içine gireyim, bu kazana gireyim, eriyeyim, yeni bir hal alayım, yeni bir şekil alayım. Artık nefis bundan sonra ruha taarruzda bulunamasın. On saldırılarına karşı ruhum korunaklı bir bölge edinsin kendine. Orada kalsın, dursun diye. İhidine <laughs> sıratel müstakim. Sıralan bir yol değil. Bizi içine alacak, Burada yutacak, sonra cennete teslim edecek bir yol. Burada alacak, karşıda cennete çıkaracak bir yol. İşte bu şekilde yalvarıyoruz. E yetmez diyoruz ya Rabbi bu kadar yalvarma. Fatiha'dan sonra bir de Kur'an-ı Kerim'den belli ayetleri okuyoruz veya kısa sureleri okuyoruz. E artık kendimizden geçiyoruz, rüküye gidiyoruz, sonra secdeye kapanıyoruz. Sanki ayet-i kerime vesud vaktarib diyor bize. Secde et, vakt yaklaş diyor. Bana doğru yaklaş. O o yaklaşmanın aşk ve heyecanıyla kendimizi secdeye atıyoruz. Kapanıyoruz secdeye. Tabi bu secde ayetiydi. Bir secde yaparsınız bu kelimeden dolayı inşallah. Şimdi bu kardeşimiz bu şekilde geldi camiye. Namazı kıldı. E, secde de bunları yaşadı. Sonra e, tahiyyata oturdu. Tahiyyatta da tahiyyatu lillahi ve salavatun ve tayyibat. Orada diyor ki efendim kalple, dille, bedenle, malla, dille, malla, bedenle, dilimizle, bedenimizle ve malımızla yapılan bütün ibadetler sadece senin için ya Rabbi. Sadece senin için. Yani birileri görsün, birileri takdir etsin, belge plaket versin diye değil ya Rabbi. Sonra da Efendimiz'e selam veriyoruz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Onun üzerine olsun değil, senin üzerine olsun ya Resulallah. Sanki öğretmenimiz, muallimimiz, baş öğretmenimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde imam onu selamlıyoruz. Onu selamlar gibi oluyoruz. O hali yaşıyoruz ya da yaşamaya çalışıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Şimdi bu terbiyeyi aldık. Dünyaya dönüyoruz. Sağda mahalledeki kardeşlerimiz var. Solda diğerleri var. Artık onlara diyorsun ki ben namaz kıldım. Rabbimin e, talimatlarını aldım. Ona teslim oldum. Secdeye gittim. Efendimiz Ali beraber oldum. Onu selamladım. Artık ben eski onur değilim. Eski Bilal, eski Mehmet değilim ya Rabbi, e, arkadaşına diyorsun. Ben eski bu değilim ey Ahmet, ey Muhammed diyorsun. Bende artık Kur'an-ı Hakimin, bende İslam'ın değerleri var. O değerlerle sana bakacak. İşte o değer, orada yan tarafta bir hammal varsa, o hammala bundan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı o hammallara nasıl baktıysa öyle bakmayı telkin edecek. Mahallede açlar, yetimler, biçareler varsa onların imdadına koşmayı anlatacak sana. Hani cami karargah merkeziydi. O karargahtan idare edecektik. Dolayısıyla mahalledeki herkes, erkekler o camiye geliyor. O camide onlarla beraber oluyorsunuz. Namaz kılıyorsunuz, selam veriyorsunuz. Artık herkes o karargaha ait olan bütün Müslümanları tanıyor. Onların sıkıntıları, sorunlarını onları camide konuşuyorlar. Camiden çıkarken konuşuyorlar. O değerlerle onların hem kendi işlerini yapacaklar, nafakalarını kazanacaklar ama aynı zamanda onların da imdadına koşacaklar. Sahabeye, Medine'lilere, evse, e -e, Hazrece ne diyor İslam? Ensar diyor. Neden Ensar? Çünkü camiden çıkarken muhacirin imdadına koştu onlar. Evleri yoksa ev verdiler. Bahçeleri yoksa bahçe verdiler, ensar. Yani biz camiye kardeşlerimiz için ensar olmak, aynı zamanda bunu da kuşanmak için geliyoruz. Namaza e, gelme noktasında sıkıntı yaşayan kardeşim, namaza dair işte bunları düşünürse Allah Teala'nın inayetiyle, o e, iş bitse de namaza gitsem, iş bitse de nafile kılsam değil farzları, böyle daha çok nafile kılacak. İşte o zaman efendimiz Aleyhisselam gibi namaz kılarken sabahlara kadar ayakta uzun durdu diye belki ayakları şişecek. Allah Teala o ruha erişmeyi hepimize ihsan eylesin.